Hadi yavrum, biraz acele et. Acele et, çabuk bitirelim işimizi, hadi. Kolay gelsin evlat. Sağ ol baba. Bak, doğru, yeter artık bu kin baba, o seni kötülüyor. Sen de onu. Bak oğlum, benim onu kötülediğim falan yok. O hakkına rıza göstermiyor sadece. Üstelik seni de bana kötülüyor ve doldurup kışkırtıyor. Beni iyi dinle oğlum. Dolduruşa sakın gelme, tamam mı? Beni doldurup kışkırttığı falan yok baba. Amcamla konuşuyorum diye kızıyorsun sen bana, öyle değil mi? Hayır, kimin ne istersen onunla konuş. Öyleyse ona kinin ne? Kimseye kinli değil. Bir gün her şeyi öğreneceksin. Ve babana hak vereceksin. Hayvan çocuğun aklını çeldi. Ez oğlum bana düşman kesildi. Kim bilir o domuz kardeşin gene neler söyledi. Eve geliyor sen bir şeyler diyorsun. Dışarıda o kafasına giriyor. Çocuk da şaşırdı hanginize inanacağını. Benim bir şey diyeceğim yok be kadın. Dostunu düşmanını bilsin istiyorum. Bilsin. Bilsin bakalım bilebilirse, bilsin! Gel Emine, şöyle oturalım. Anlamadım gitti bunların kinini. İkisi de ben haklıyım diyor. Neden Mustafa? Bizim kaderimiz mi bu? Geçenlerde Şakir amca anlattı. Onun anlattığına göre dedem... İç kaldım. Bir yudum su iç. Şimdi geçer. Gayrı benden hayır yok evlat. Yok. Gel yavrum. Yemeğini ye. Sana öksürecek zamanı buldu ihtiyar. Bir kaşık yemeği zehir etti. Dur! Hüseyin nereye? Tarlada ağada biraz yardım et. Bugün işim var. Arkadaşlarla kasabaya gideceğiz. Başka zaman. Bundan bize hayır yok. Allah ıslah eylesin. Kız Ayşe! Kaç gündür nerelerdeydin kız? He? Nerelerdeydin? Seni göremedim. Çekil yolumdan Allah'ın cezası! Beni görüp de ne edeceksin? Hüseyin Ayşe'ye deli gibi tutkun galiba. He ya, zavallı garaz hevda ol. İyi ya, kızı istesin babasından. Hiç olur mu? Abisi Yaşar bekar dururken, o nasıl evlenirmiş? O da doğru ya. Şişt, geliyor, şunu biraz kızdıralım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne surat böyle be? Ne olacak, görmedin mi? Kız gene tersledi onu. Neredeyse tokatlayacaktı vallahi. Bana bakın, kesin dedim size, kesin. Peki kendi işinize bakın. Peki am. Rıza dayı, bana bir demli çay yap. Of anam of! Ömrüm çalışmakla geçiyor. Bu yaşa geldim, hala evlenip çoluk çocuğa karışamadım. Ne evlenirsin, ne oğlun olursa, demeyin Yaşar'ın kendine.
Hanım, ben derim ki gayrı Yaşar'a ev vermenin zamanı geldi. Hazırlan, akşama Hacı Şakir'e kız istemeye gideceğiz. Ne dersin bu işe ha? Münasiptir derim Kadir ağa. Çoktan hazırım. İmamla muhtarı da götürelim. Bakalım Hacı Şakir kızı verecek mi? Adamın düşündüğüne bakın hele. Yaşarımdan iyisine mi verecek? Benim oğlum aslanlar gibi. Bana kız vermeyecek adamın evini yakarım be. Yakarız vallahi de billahi de. Hadi Şerefe. Şerefe. İstersen bu gece kaçıralım onu. Hayır, hayır. Önce babasından isteyeceğim. Vermem derse, işte o zaman ben yapacağımı bilirim onlara. Hadi aç şu son şişeyi devirelim. Ondan sonra da... Sonra da doğru kahve. Dikkat et, kendine gel. Şişeyi dikkatli ters çevirme böyle. Tamam abi. Yukarı doğru böyle. Yukarı tamam. Yukarı doğru çevir ki ya çevirirsin. Aferin. Hadi bakalım. Al bakalım. Bu senin mahsul bereketi olmuş. Yağmur iyi yapıyor. Toprağı da tamam. Şimdi kahveye gidiyoruz değil mi? Kahveye gidiyoruz. Tatlısız orası. Hay Allah, o herif gene kör kütüp sarmış. Ver bakın millet, millet ben size söylüyorum. Hadi, dağılın bakayım. Burayı boşaltıyorum. Boşaltıyorum ve sen de git karşıdan bakayım. Sen kimsin be? Çekil ayağımın altından, yoksa sinek gibi ezerim seni. Sinek gibi yok ederim. Hüseyin yapma, bizi rezil ediyorsun el aleme. Yürü eve gidelim, hadi. Karışma sen be! Sarhoş, kim içirtiyor sana böyle? Ha? Azran sensin. Hadi kardeşim, kalkın. Hadi kardeşim. Sonra ne olmuş? Darısı senin başına Hüseyin. Haftaya ağanın nişanı var. İyi, hayırlı olsun. Kız kimin nesi? Ayşe. Hacı Şakir'in kızı Ayşe. Ya. Ne oldu? Nesi var bunun? Niye düşmana bakar gibi bakıyor sana? Dün olanlar içindir. Onunla bir olup kahveyi dağıtsam iyi olurdum belki de. Allah Allah! Ve la hevle ve la kuvvete, deli edecek bu oğlan beni vallahi billahi ya! İlişmeyin oğlana, daha gençtir o! Ben de gencim ana, ben de gencim ama onu yaptıkları yapmıyorum ben! Tamam tamam, sen onun abisisin oğlum, ona sen yol göstereceksin! Kız Ayşe, nişan belli de düğün ne zaman? Hadi hadi, şanslısın, darısı benim başıma, inşallah ayağın uğurlu gelir. Sizin de kısmetiniz çıkar. Kimseye yar etmeyeceğim onu. Etmeyeceğim! Kaç gündür Hüseyin'i görmüyorum Yaşar. Nerelerde bu oğlan? Ben de görmüyorum baba. İstersen gidip arayayım ha? Baş ver! Çocuk değil ya, çıkar bir yerden elbet. Kim bilir, nerede sıkkınlanıyor? Anlat hele, anlat. Daha sonra ne olmuş? Sağ ol yavrum.
Beni çağırmışsın. Ya çağırdım oğlum, hele otur. Dinle yavrum. Gayrı benim günlerim sayılı. Az sonra köylüler de gelecek. Onların ve Tanrı'nın huzurunda mallarımızı size pay edeceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Selamın aleyküm. Buyurun oturun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin, sefa geldin. Geçmiş olsun Kadir'a, Allah şifalar versin. Sağ olun, Allah hepinizden razı olsun. Ağalar, önce Allah, sonra siz şahitliğinizle dünya varlığı malımı iki oğluma pay edeceğim ölmeden. Hepsi 13 tarlamız var. Aşağı yazdaki 5 tarladan, Gaya'dan yanki olan 3'ü Yaşar'a, 2'si Hüseyin'e. Tepedeki 5 tarladan 3'ü Hüseyin'e, 2'si Yaşar'a. Bostanlıkların doğudaki Yaşar'a, batıdaki Hüseyin'e. Etti 12. Geri kalan suyun çıktığı tarlada ikisinin ortak malıdır. Allah ve sizler buna şahit olun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ölürken bile Yaşar'ı kayırmış. Ne ya? Tarlaların iyisini ona vermiş. Bırakın şimdi, fitnenin de bir yeri zamanı vardır. Bilin bakayım, kasabadan size neler aldım. Babacığım ne aldın? Al bakalım kızım, bu senin. Bu da senin. Nasıl, beğendin mi? Beğendim amca, ama bu oyuncak. Tabii oyuncak. Hele sen şimdi bir nişan almayı öğren, büyüyünce sana gerçek silahlar alacağım. Hadi, şimdi doğru ananın yanına, hadi bakayım. Eminem, canım. Ra! Anne, bak tabancan nasıl? Neymiş o? Bak nasıl patlıyor. Bak, güzel mi? Babam beni vurasın diye mi aldı onu sana? Babam değil, amcam aldı anne. Ya, öyle mi? Çabuk git geri ver onu bakayım. Bana ne ya? Niye vereyim, benim bu. Ben sana ne söylüyorsam onu yap. Hadi, çabuk götür geriye bakayım. Oo, benim yeğenim silahlanmış. Daha mı çıkacak yoksa ha? Amcası vermiş. Geri ver dedim, dinlemiyor bir türlü. Bak o, silah hem iyi hem de kötü. Daha bunu anlayacak ve silahlı olmayacak yaşa sahiplenmedi. İnsanın gerçek silahı beyni olmalıdır. Şimdi git onu geri ver. İşte böyle. Şakir amcanın anlattığına göre daha bunun gibi bir sürü şey. Demek aralarındaki kin annen içinmiş. Hı hı, galiba öyle, evet. Ama amcam yalan diyor. Yani baban. Hava kararıyor Mustafa. Kimse görmeden ben gitsem iyi olacak. İyi, sen git. Fazla oyalanma. Birazdan ben de geleceğim. Dün senin bostanın yanından geçtim. Çoğu kurumuş susuzluktan. Tarladaki ekinler de öyle. Daha şimdiden başaklar olmadan sararmışlar. Bu sene hava sıcak, su az. İki kardeşe yetmiyor. Ama Yaşar'ınkiler yemyeşil ha. Haklısınız. Bundan sonra kurumayacak. Çamlar gibi hep yeşil kalacaklar. Emine! Buyur babacığım. Akşamın bu saatinde nereden geliyorsun sürtük? Güllülerdeydim baba. Bana bak bana! Bundan sonra hava kararmadan evde olacaksın. Yoksa vallahi de billahi de keserim seni. Hadi yürü!
Mustafa! Kalk oğlum, öğlen oldu, hadi! Mustafa! Oğlum kalk! Tamam. Mustafa! Tamam anne, kalkıyorum. Babam nerede anne? Daha kalkmadım. O çoktan kalktı, kasabaya gitti bile. Ya, son günlerde yüzümü bile görmek istemiyor artık beni desene. O nasıl söz oğlum? O da çalışıyor, sen de. Baban erken kalkıp işine gidiyor. Peki anne, tamam. Ben de gidiyorum. Ah benim deli oğlum, toy oğlum, toy! Bundan sonra ne Mustafa'yla ne de başka bir delikanlıyla konuşmayacaksın. Ama anne, benim zaten Mustafa'dan başka kimseyle konuştuğum yok ki. Komşu köyden görücüler gelecekmiş, baban söyledi. Anne, ben komşu köyden kimseye varmam. Biliyorum kız. Anne, ben Mustafa'dan... Ama herkesin her istediği olmaz ki. Elinde tüfekle Mustafa geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kolay gelsin amca. Sağ ol, sağ ol. Nereye böyle ha? Oğlum, çoktandır hava çıkmamıştım. Şöyle biraz dolaşıp kısmetimizi arayalım. Hadi bakalım, rastgele. Sağ ol, eyvallah amca. Kız Emine, görücüler ne zaman geliyor? Görücülerin de, senin de canın cehenneme. Aa, nesi var bunun, deli mi ne? Mustafa'dan ayrılmak zor geliyor galiba. Herhalde. Çok oldu bu artık. Şu adamın haline bak. Herif eşkıya kesildi başımıza be. Beş eline susuyor galiba. Ben ona yapacağını biliyorum. Şey bak bak, şimdi de elinde tüfek oğlu geliyor. Hayrola? Geçmiş olsun Ali abi, ne bu hal böyle? Ne olacak, babanın marifeti? Babamın marifeti mi? Niye yapsın bunu? Sizin tarladan çıkan suyla bostanını suluyormuş. Onun için dövmüş babanı. Hayır, babam su için kimseyi dövmez. Ne yani, yalan mı söylüyoruz biz be? Ali abi, doğruyu söyle Allah aşkına. Babam mı yaptı? Su için mi yaptı? Kasabadan ne zaman geldin baba? Şimdi geldim. Ne bu halin? Sanki beni dövecekmiş gibisin. Ben seni dövemem baba. Elim kalkmaz. Ama sen su için adam döversin. Ben su için kimseyi dövmedim, bunu bil. Öyleyse Ali'yi niye dövdün? Ha bak, önce saygılı ol. Oğlum da olsan bana bağıramazsın. Ben haksız bırak. Yıkıl karşımdan! Bana vurmayacaktın baba. Oğlumla birbirimize düşman olduk. Mustafa! Hayrola?
Neyin var senin? Babamla kavga ettik. Ne diyorsun sen? İnsan babasıyla kavga eder mi hiç? Mustafa! Amcamla sürtüşmeleri sinirime dokunuyor. Hazmedemiyorum. Yeter artık Mustafa! Ne oluyor? Beni ne zaman isteteceksin? Neyin var senin? Artık dışarı çıkmam yasak Mustafa. Haftaya görücüler gelecekmiş. Görücü mü? Ne görücüsü? Kim bunlar? Komşu köyden. Babamın niyeti de vermek. Vermek mi? Hay Allah! Sen üzülme Emine. Peki şimdi Mustafa. Ben bir çaresini bulmaya çalışacağım. Komşu köye gidip gelecek görücülerle konuşurum. Daha olmazsa da babanla. Nerede kaldı bu oğlan? Hiç böyle yapmazdı. Kavga ettik. Tokat attım ona ben. Elim kırılsaydı keşke. Ama oldu bir kere. Kavga mı ettiniz? Onu tokatladın mı? Çok pişman oldum ama oldu bir kere. Ne yapayım? Vah benim garip başım, vah! Odasına gitti, yanımıza bile gelmedi, şuna bak! Gelmez ya, gelir mi? Koca adamı çocuk gibi döversen elbette gelmez. Sus be kadın, zaten canım sıkılıyor! Ben yatmaya gidiyorum. Ben kasabaya gidiyorum. Dediklerimi unutmayın sakın ha! Nereye gidiyorsun oğlum? Niye söylemiyorsun? İşim var ana. Komşu köye gidiyorum. Öğleden sonra da taşlıktaki tarlayı süreceğim. Babam bostanı sulamaya gitti. Öğleyin ona yemek götüreceğim. İstersen seninkini de getireyim tarlaya. İstemem ana, sağ ol. Ben azığımı yanıma alacağım. Ya sabır! Ya sabır! Ne sıcak! Mübarek yaktıkça yakıyor ha! Ne var kız, ne istiyorsun? Niye geldin buraya? Ne işin var senin burada? Söyle! Mısır çöreği getirdim Ayşe ana. Öğlene yersiniz diye. O domuz bizi zehirlemeye mi yolladı? Ama Ayşe ana... Bana ana deyip durma! Ben senin anan değilim! Haklısın Ayşe ana. Ben şu güğümü alayım da... Bırak! Bırak! Güçsüz şey! Bir dakika, buraya bak! Oğlumdan da uzak dur! Sen sözlü sayılırsın! Kızım! Mustafa'nın annesi beni istemiyor ana, istemiyor. Seher vakti dur dağlam, kimler ağlamış,
Seni. Oğlumdan uzak dur. Sen sözlü sayılırsın dedi bana. Sen neler diyorsun Eminem? Ben akşama konuşurum. İnan bana yanlış anlamışsındır. Seni sever o. Gösteririm ben sana şimdi. Hay Allah! Bak yine bir adam patladı galiba. Şuna gidip bakayım. Babanı öldürmüşler! Yetiş! Mustafa! Katiller babanı öldürmüş! Koşun! Adam vurmuş!
Jandarma nerede? Jandarmaya haber veren oldu mu? Sarı İsa gitmiş, haber vermeyen. Abi, abi! Hüseyin kendine abi! Sağolunlar, katiller! Ölen de abime kıymış köpekler! Kim öldürdü, kim öldürdü abimi? Bırakın beni, bırakın diyorum! Tutmayın beni, bırakın! Kim yaptı bunu alacaklar, namussuzlar! İnsansız köpekler! Ölen de ölünmez! Durun diyorum, bırakın! Kendine gel! Bırakın! Bırakın! Mustafa! 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 Ne oluyor hocam, odaya? Durma! Dağ yolunda babanı vurmuşlar, koş! Babamı mı vurmuşlar? Evet, dağ yolunda! Birini gördün mü buralarda hemşerim? Buralarda herkesin elinde bir tüfek vardır beyim. Senin aradığın kim ola? Sana yakınlarda birini gördün mü dedim be adam. Şey, az önce biri şu tarafa doğru gidiyordu. Pekala, yürüyün gidiyoruz. Başçavuşum, Mustafa elinde tüfekle buraya geliyor. Bakın, yanılıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmadım. Babasını vurdu. Gözlerimle gördüm çavuşum. Ver o tüfe. Hayır. Al bakayım şunu. Babamı niye vurayım? Babamı vurmuşlar. Ben onu aramaya gidiyorum. Bakın, yalan söylüyorum. Babanı vurduğunu gözlerimle gördüm. Sen söylüyorsun alçak! Uzatma, yürü, götürün şunu. Durun diyorum. Ne olur durun, dinleyin beni. Babamı vurmadım ben. Ben vurmadım babamı. Alçak! Allah başına. Çok yazık oldu. Haberin ola Hüseyin ağa. Savcı ile doktor tekrar geleceklermiş. Ölüyü yeniden muayene edeceklermiş. Babamı ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Babamı ben öldürmedim. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar.
Galiba deliriyor komutanım. Çıkarın beni! Doktor çağırın, bir iğne yapsın. Kolay değil baba. Çıkarın! Kardeşim. Getirin! Sanık Mustafa Kavak. Yapılan bütün araştırmalar ve soruşturmaların ve görgü tanıklarının ifadeleri ışığı altında sanığın suçu sabit görülmüştür. Eldeki delillere göre maktulü öldüren kurşunlar sanığın silahından atılmış olup yakalandığında yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda fişekler sanıkla birlikte yakalanan silahtan çıkmıştır. Şimdi Yüce Adalet'in huzurunda sanığa soruyorum. Sanık Mustafa Kavak, jandarmalar seni yakaladığında elinde bulunan çifte namlulu av tüfeği senin miydi? Yani sana mı aitti? Evet efendim, benimdi. Silahı bir başkasına verdin mi? Senden başka kullanan var mıydı? Hayır efendim. Sanığın ifadesinden de anlaşıldığı gibi, suç aleti silahı sanıktan başka kimsenin kullanmadığını sanık da doğruluyor. Ve bu durumda sanık kesinlikle babasını, yani maktul Yaşar Kavak'ı kendisi bizzat tasarlayarak öldürmüştür. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar ve sanığın ifadesine göre sanık suçludur. Tanık Cafer Yalçın'ı çağırın. Doğruyu söyleyeceğine dinin, vicdanın ve namusun adına yemin eder misin? Evet ederim efendim. O halde gördüklerini ve duyduklarını olduğu gibi anlat. Efendim, olay günü tarlada çift sürüyordum. Suyum bitti, testimi alıp su doldurmaya gittim. Rahmetlinin tarlasından çıkan suya doğru yola çıktım. Yolda tesadüfen İsa ile karşılaştık. Konuşarak suya doğru yürüyorduk. Birden silah sesi duydum. Hemen arkasından bir daha patladı. Suya yakın olduğumuzdan birinci silah sesinin arkasından "Yandım anam!" diye bir ses duyduk. İsa bana "Koş, birini vurdular galiba!" dedi. Koşarak su başına geldiğimizde bir de baktık ki... Susun! Susun! Sana ne oldu? Yaşar kanlar içinde suda yatarken oğlu Mustafa elinde tüfek tepeye doğru koşarak kaçıyor. Eli silahlı olduğu için Mustafa'ya yaklaşamadık. Başka da bir söyleyeceğim yok hakim bey. Efendim, benim Cafer'in söylediklerini ekleyecek pek fazla bir sözüm yok. Ekleyeceklerini söyle. Efendim, benim ekleyeceklerim mi? Benim ekleyeceklerimi köydeki herkes biliyor. Zaten baba oğul oldum olası hiç geçinemezlerdi. Geçenlerde bizim köylü İsa ile evlerinin önünden geçiyorduk. Baba oğul kavga ediyorlardı. Mustafa elinde balta babasının üzerine yürüyordu. Bizi görmese belki de o zaman baltayla öldürecekti babasını. Yalan! Yalan söylüyor! Oğlum babasının üstüne yürümez! Siz susun hanımefendi! Söz hakkı verilmeden konuşulması yasaktır. Şahitlerin söylediğine göre babanla kavga ettiğin ve onun üzerine baltayla yürüdüğün doğru mu? Kavga ettiğimiz doğru. Ama ben ne baltayla ne de başka bir şeyle babamın üstüne yürümedim. Diğer şahidi çağırın. Adalet huzurunda doğruyu söyleyeceğine dinin, vicdanın ve namusun adına yemin eder misin? Ederim efendim. Sen niye kekeliyorsun? Konuşmak mı istemiyorsun? Korkuyor musun? Yoksa hasta falan mısın? Korkuyorum efendim. Çıkınca... Doğruyu söyleyeceğine yemin ettin. Kimseden korkmana gerek yok. Sana hiç kimse bir şey yapamaz. Efendim, ben o gün tarlamda çalışıyordum. Benim tütünüm bitmişti. Evde yedeğe de kalmamıştı. O an bana en yakın rahmetli Yaşar vardı.
Ondan ödünç almak için onun bostanına doğru yürüdüm. Tepeyi aşınca baktım, Yaşar elinde kürek suyun başına doğru gidiyor. Ben de hızlı adımlarla onun arkasına doğru yürüdüm. Ben suya yaklaştığımda birden iki el silah patladı. Hemen koştum. Baktım İsa ile Cafo da oraya koşuyorlar. Az ileride elinde tüfek, Mustafa tepeye doğru kaçıyor. Ben hemen bağırdım. Dur kaçma, dedim. Ama o elinde tüfek daha doğru kaçıp gitti. Yalan, yalan söylüyor bu. İftira, iftira bu. Söz hakkı verdiğimde konuşacaksın. Sonra ne oldu? Sonrasında efendim, haber vermek için ben köye koştum. Ali de atına atlayıp jandarmaya haber vermek için kasabaya gitti. Bu arada Cafo'yu da köy kahvesine yolladı. Ama o yolda yorulup kalmış efendim. Şahitlerin ifadelerine bir itirazın var mı? Adaletin kestiği parmak acımaz derler. Ama şahitlerin hepsi yalan söylüyor. İftira ediyorlar. Neden? Niçin yalan söylesinler? Ben bilmiyorum. Niye yalan söylediklerini? Belki de babamı onlardan biri öldürdü. Bak hele bak bak. Bir de suçunu bizim üstümüze atmaya çalışıyor. Sen sus! Karar için bir saat ara veriyorum. Yüce Adalet'in ve onun elçisi bulunan mahkememizin vermiş olduğu kararı açıklıyorum. Karar! Sanık Mustafa Kavak, hiçbir geçerli sebebe dayanmaksızın teammüden adam öldürmek suçundan yargılanmış, yüce mahkememizin bütün çabalarına rağmen sanık suçunu itiraf etmemiş, ben masumum demekle yetinmiştir. Jandarmanın bulduğu deliller arasında sanığın öz babasını öldürdüğü suç aleti bulunmuş olup, maktulü öldüren kurşunların da bu silahtan atıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu delillerde yeterli görülmeyerek, yüce mahkememiz görgü tanıklarının yeminli ifadelerine defalarca başvurmuş ve tanıklar her seferinde aynı ifadeleri kullanarak sanığın suçlu olduğunu belirtmişlerdir. Yüce mahkememiz eldeki bu deliller ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak iş bu karar verilmiştir. Sanık birinci derecede suçlu bulunarak Türk Ceza Kanunlarının 450. maddesi gereğince idam edilmesi gerekmektedir. Hayır, hayır! Babamı ben öldürmedim, ben öldürmedim! Sana son kez söylüyorum, sus! Yoksa gıyabında karar verilecektir. Ancak yüce mahkememiz sanığın o anki akli dengesinin yerinde olmadığını, cinayeti bir bunalım sonucu işlediğini düşünerek ve de bazı hafifletici sebepleri göz önüne alarak sanığın 24 yıl ağır hapisle cezalandırılmasına karar vermiştir. Duruşma tamamlanmıştır. Sanığı götürebilirsiniz. Anam, garip anam. Kim yaptı? Mustafa mı? Bu felaketi kim getirdi başımıza? Niye ayırdın bizi? Ne yaptık ki sana? Günaha giriyoruz. Günah mı bu ana? Bizim halimize, gençliğimize günah değil mi? Kes kafanızı tatlı. Benim yapamayacağım iş yok. Bana şeytan Ali derler. Allah'ım! Allah'ım! Sebep olan sebepsiz kalsın. Kör şeytanınızdan bulursunuz inşallah. Allah'ım!
Canlarımın. Nasıl yanmam? Biliyorum ana. Biliyorum ama sen yine de üzülmemeye bak. Üzme kendini. Sayılı gün tez gelir geçer derler. Çorap getirdim. Emine örmüş. Çok selamı var. Ben bekliyorum. Üzülmesin dedi. Sağ ol ana. Getiren de ören de sağ olsun. Getirmeyecektim. Dediklerini demeyecektim oğul. Ama sana kıyamadım. Kıyamadım. Ben anayım. Niye ana? Niye? Emine ne yaptı sana? Hiç. Hiçbir şey. Vakit tamam. Görüşme bitmiştir. Gel ya. Ana, beni Sinop cezaevine gönderiyor. Gel. Gel yavrum. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Namussuz, çekil seni! Baba vurma ne olur, ne olur ki baba! Allah cezanı versin baba, senin! Babacığım! Hapishaneye çorap göndermekte ne oluyor? Geberteceğim ulan seni! Sürtük! Geberteceğim, ölümüm benim elimden olacak! Namussuz seni! Alçak! Elini kırmasın! Yavrum!
Kalkın biraz dolaşalım ya. Otur, ne güzel dinleniyoruz işte. Ama haklı ağam, baksana horozlar ötüyor. Erken öten horozun başını keserler. Şunun başını kesin. Hı? Kolay gelsin Ayşe Ana. Sağ ol, sağ ol. Babandan dayak yemekten bıkmadın mı daha? Benim yanıma geliyorsun. Aman Ayşe Ana, boş ver babamı, ver de ben keseyim. Hadi hadi, ben keserim odunu. Sen ocağa odun at da sönmesin. Ayşe Ana, askerler geliyor. Oğlun nerede? Oğlum hapiste. Hapisteydi, bu sabah kaçtı. Daha sana gelmedi mi? Mustafa kaçtı mı? Gidelim. Buraya gelse zaten en büyük aptallığı yapmış olur. Yürüyün bakalım. Mustafa kaçmış. Kaçmış, kaçmış. Hey! Dursun! Hı? Dursun! Etrafta kimse var mı? Konuşan çalı değilsen kimsin? Niye saklanıyorsun? Çık ortaya! Tanımadın mı be? Ben Mustafa! Mustafa! Hapisten kaçtım, jandarma peşimde! Niye saklanıyorsun Mustafa? Gel yanıma, konuşalım. Olmaz! Her an biri gelebilir. Senden bir ricam olacak. Emret kardeş! Senin için canımı bile veririm ben. Sağ olasın kardeş. Köyde ve yakınlarda jandarma var mı öğren. Ben eski değirmende seni bekleyeceğim. Tamam mı? Tamam Mustafa. Tamam. Biz eski arkadaşız. Az sonra oradayım. Kız Emine, kaçmış seninki. Seni dağa kaldırırsa görürsün gününü. Mustafa'dan size ne? Kaçmışsa kaçmış. Kendi işinize bakın. Vay anasını be! Bir türlü aklım almıyor. Nasıl kaçtı? Herhalde duymuşsundur Hüseyin ha. Şimdi ne olacak? Evet, duydum. Ne olmuş yani? Ne olmuşu var mı ha? Herhalde bize bayramlaşmaya gelmeyecek. Geleceği varsa göreceği de var. Ona öyle bir oyun oynayacağım ki ömrü billah damdan çıkamayacak. Nasıl? Ne yapacaksın ağam? Bekleyin de görün. Ne zaman ortaya çıkarsa o zaman. Katil! Katil! Namussuz! Alçak katil! Eli kanlı katil! Çık dışarı Hüseyin! Çık diyorum sana! Katil! Eli kanlı katil! Kocamın katili! Namussuz! Alçak! Çık dışarı! Çık diyorum sana! Alçak katil! Çık! Korkmuyorsan çık karşıma! Gel buraya! Namussuz seni! Oğlum geliyor oğlum! Kaçacak deli kara! Tuh! Gitme kadın buradan! Yaşar'ı ben öldürmedim, öldüren düşünsün! Alçaklar! Kocamın kanı yerde kalmayacak! Defol be, defol be! Kalmayacak, göreceksiniz! Alçaklar, katiller! Gir kız içeri sen de hadi! Dursun abi!
Dursun abi. Dur hele biraz, ne olur. Hayrola bacım, bir şey mi var? Mustafa nerede, söyle bana. Ben bilmiyorum nerede olduğunu. Kurbanın olayım abi. Onun yanına gittiğini biliyorum. Beni de götür ne olur. Ne olur, olur abi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hesap soracak size! Çıkın ortaya! Katiller! Alçaklar! Nerede? Daha çok yolumuz var mı? Geldik işte. İşte şurası. Dursun! Hata yapıyorsun. Suç benim Mustafa. Ben yalvardım ona. Ya sizi bir gören olduysa? Hayır Mustafa'm, endişe etme. Kimse görmedi. Nereden biliyorsun? Görmedi. Ben gidiyorum. Akşama yiyecek de getiririm size. Dur bir dakika. Emine de seninle gidecek. Elbiselerini de unutma gelirken. Mustafa, Dursun abi akşam gelişinde götürse beni. Olmaz canım. Senin yokluğundan şüphelenip ararlar. Bizi bulabilirler sonra. Ah Mustafa, hapisten niye kaçtın? Babamın katillerinden hesap sormak için. Sonra ne olacak Mustafa? Sonunda gene yakalanacaksın. Gene hapse atacaklar seni. Belki de atacaklar. Kendini düşünmüyorsan beni düşün ne olur. Anlaşılan sen beni değil başkalarını düşünüyorsun. Hayır Mustafa, ben sadece seni düşünüyorum. Al götür bunu buradan Dursun. Sen de bir daha gelme. İkiniz de gelmeyin. Benim başımı belaya sokmayın. Unutun, aramayın beni. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm. Cafer ağa, bana bir çay getir. Hoş geldin. Pes doğrusu vallahi, şaştım kaldım ben nasıl kaçtığına. Umar mısın Mustafa'dan bunu? Yahu durun hele, adamın yüzünü gören yok. Hadi canım sen de, yalan olsa hiç jandarma köye kadar gelip arar mıydı? Belki yalandır. He ya, yalan olsa jandarma köye gelmezdi tabii. İyi ama, kaçalı 3 gün oldu. Ne köye geldi, ne de onu gören var. Gören, yerini bilen biri vardır ama kimseye söylemiyor demek. Yahu, diyelim ki bu adam kaçtı. 3 gündür dağda, bayırda ne yer, ne içer, nerede barınır? Acaba köyden biri yardım ediyor, ne dersin? Belki anası yerini biliyordur, geceleri yiyecek götürür. Aa, bu tarafa doğru biri geliyor. Yabancı galiba, ben tanıyamadım. Cümleten selamına. Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Seni tanıyamadık, yabancısın galiba. Yabancıyım evlat, yabancı. Gel otur şöyle, biraz dinlen. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Bir yudum suyunuz var mı acaba? Dursun, hoş bir tas su kap gel. Peki. Nerelisin dede? Nereden gelip nereye gidersin böyle? Oralardan.
Oralardan. Pek buyur. Uzak sayılmaz. Oralar dediğin de neresi? Oralardan işte. Ölmüşlerinizin canına değsin. Allah afiyet hepinizden olsun. Razı olsun. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kayseri'den çıktım yola. Sivas dağlarında başıma geldi bela. Bir katırım vardı, gözleri ela. Zalim kurtlar onu etti heda. Dağ taş aştım, buraya eriştim. Suyunuzdan içtim, seriştim. Buraya kadarını anladık dede, yolculuk nereye yolculuk? Ata gibi yar olmaz. Yeni gelen misafir kovulmaz. İnsanın arkasından sövülmez. Kısmet ise o yana, o yana. Sağ ol baba, sağ ol. Ağzına sağlık. Sen hoş sohbet birine benzersin. Birkaç gün köyümüzde misafir ol. Olurum evlat, olurum. Emme, tez kovarsınız sonra, he? Dursun, köyün misafir odasını hazırlayın. Akşama da bizim evden yemek getirin babaya. Sağ ol evlat, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Şey, tamam peki şimdi ne yapacağız? Döndüren. Sakin olun diyorum size. O da bir insan. Korkacak hiçbir şey yok. Dönmesi kolay ama hapisten bizi öldürmek için kaçan biri o. Öyle değil mi? Ah benim aptal kafam, ben bu işe hiç karışmayacaktım. Dinleyin, dinleyin beni. Korkunun ecele faydası yok. Bir kişiden korkup paniğe kapılırsak kanun yakamıza yapışır. Sen ne diyorsun be? Kanundan önce Mustafa yapışacak yakamıza bizim. Kendine gel, o tek başına. Üstelik kaçak. Bizse tam 4 kişiyiz. Öyle ya. Pusuya düşürür, işini bitiririz. İyi ama adam ortaya çıkmıyor ki. Siz orasına karışmayın, onu ben tek başıma ortaya çıkarırım. Sersemler, aptallar. Selamun aleyküm. Aleyküme selam. Hoş geldiniz, buyurun. Oturun hele, biraz soluklanın. Sağ olun. Kaçaktan bir haber var mı diye soracaktım. Bir gören falan var mı? Kaç tane duyduk, ama gören yok onu. Kaçağı gören olursa bize haber vermeyi unutmayın ha. Tabii, güle güle, güle güle. Ne kaçağı arıyor bunlar? Babasını öldürdü de yakalanan Mustafa'yı arıyorlar. Ya, demek babasını... Ama ben inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? Mustafa öyle çocuk değildir. O babasını öldüremez. Basabilir. Gelmek istersen ben eski değirmendeyim. Yarın akşam gel. Olur. Oğlum, yavrum. Yavrum, aç susuz dağda bayırda ne yer ne içersin. Dur sana azık hazırlayayım, bekle beni. Yok ana, istemem. Bana azık getiren var. Ben gidiyorum. Belki bir gören olur. Hadi sen şimdi hemen içeri gir ana. Beni merak etme. Yavrum. (Gülüyor)
Dursun, misafirin yemeğini verdin mi? İhtiyar gitmiş. Sabah namazında da yokmuş. Hocaya sordum, görmedim dedi. Hay Allah, hiç de gideceğe benzemiyordu. Ama gözümde tutmamıştı doğrusu. Kurban olsun, atın! Ne o ödlük? Yapma, yapma! Can yere yemin ederken... ...böyle korkmuyordun değil mi? Şimdi olmuşsun. Yalancı namussuz köpek! Öldüreceğim seni! Dur, dur, yapma, yapma, söyleyeceğim! Her şeyi anlatacağım sana, her şeyi anlatacağım! Dur! Cezanızı versin. Niye geldin? Sana yanıma gelme demiştim. Bak Mustafa, yardıma ihtiyacın var. Ve ben sana kötü bir şey yapmadım. Evet, yardıma ihtiyacım olduğu doğru. Şu anda birinin köye gidip anamın ve o alçağın nerede olduğunu öğrenmesi lazım, anlıyor musun? Ben gider gelirim, seni nerede bulurum? Ben buradayım, çabuk gelmeye çalış. Dikkat et, seni takip edip yerimizi bulmasınlar. Merak etme, istediğin bir şey var mı? Hayır, bir... Su, kanlı su, benimsin gayrı, benim. Kocamı aldın, beni de al. Katil su, kanlı su. Beni de al. Kocanı özledin galiba. Katil! Bu alçak eşeline susuyorsun katil. Sen! Gösteririm ben şimdi sana, sürtük! Az önce Hüseyin'i gördüm. Su başına doğru gidiyordu. Anan da su başındaydı. Ne? Başka kim var oralarda? Başka kimseyi görmedim.
öğreteceğim seni. Anamı da babamı da sen öldürdün. Öldüreceğim seni. Yapma Mustafa, ne olur. Öğreteceğim. Öcünü alacağım, onların öleceksin. Geber. Elim. Elini kana bulak. Bırak elimi. Çek yap buradan pis ihtiyar. Durun diyorum size, ayrılın bakayım. Elini kana bulama Mustafa. Kalk bakayım aya. Sen de kalk aya. Her şeyi duydum Hüseyin. Artık direnmenin faydası yok. Sen kimsin be moruk, ne duydun? Direnmenin yararı yok Hüseyin. Adamların ve yalancı şahitlerin konuştu. Hem de bülbül gibi. Gelin buraya. Bu olayda başından beri birilerinden şüphelendim. Ama oyun iyi oynanıyordu. Ve bütün deliller Mustafa'nın aleyhindeydi. Ben onun suçsuz olduğuna inandığım an gerçek suçluyu aramaya başladım. Ve seni yakaladım. Bu arada Ayşe anayı öldürdün. Cezan herhalde müebbetten aşağı olmaz. He? Öyle değil mi? Hadi götürün bakayım bunu.